Herkese merhaba. Sesim geliyor mu? Sesle alakalı bir sorun var mı? Görüntü ve sesle alakalı. Anladığım kadarıyla yazışma, görüntü ve sesle hiçbir problem yok. İsmim Mehmet Parlak Yiğit. Arena bilgisayarda satış mühendisi olarak çalışıyorum. Ağırlık kulaklık ürünleri üzerine çalışıyorum. Yine Microsoft tarafında Office Apps and Services MVP'siyim. Mail adresim mehmet.parlakyigit@arena.com.tr. Dilediğiniz zaman bana mail atabilirsiniz. Buradan destek alabilirsiniz. Yine ms.teknik@arena.com.tr mail adresine teknik sorularınızla alakalı mail atarak teknik destek de alabilirsiniz. Bugün sizlere Office 365'e giriş ve CSP eğitimi konusunu anlatmaya çalışacağım. Neden Office 365'e giriş tercih ettiğimi soracak olursanız, bunun sebebi tamamıyla bayilerden genellikle Office 365 ile ilgili bir eğitim istediler. Giriş ne yapabiliriz, ne edebiliriz, nasıl satabiliriz gibisinden. Biz de böyle bir eğitim yapmaya karar verdik. Çok fazla teknik konulara değinmeden, hani yüzeysel olarak ürünü nasıl satarız, neler müşteriye gittiğimiz zaman neler konuşuruz, neler yapabiliriz, bu konulara değineceğim tamamıyla. Ufak birkaç demo da yapacağım. Hani kullanıcı nasıl oluşturulur, domain nasıl eklenir gibisinden ufak bir de demo yapacağım sizler için. Şimdi bazı kullanıcılar, bazı firmalar diyelim daha doğrusu, kendi yapılarında tercih ediyorlar. Genellikle mail sunucularının olsun, işte SQL'lerin olsun, SharePoint'lerin olsun vesaire vesaire. Şimdi Active Directory başlayacak olursak, kullanıcının yapısında bir Active Directory sunucusu var. 2 Exchange sunucusu var. 3 SharePoint sunucusu var. SharePoint'in arkasında bir SQL Server çalışıyor. Sky for Business sunucusu var. Anlık mesajlaşmalarını vesairelerini buradan gerçekleştiriyor. Yine bir antivirüs sunucusu var. Yine bunun önünde de bir firewall var. Tamamıyla şirketin sözüm ona güvenliğini sağlamış oluyor. Şimdi böyle bir durum olduğu zaman firmaların genellikle atak yüzeyi artıyor. İçeride olan bir sunucudan, SharePoint'ten olabilir, SQL'den olabilir. İçeride bir zafiyet varsa eğer, ArchNet'li arkadaşlar bunları çok güzel değerlendirebiliyor işin açıkçası. O yüzden hani müşterilerimize elimizden geldiği kadar cloud'ı önermemiz gerekiyor. Cloud'ı ön plana çıkartmamız gerekiyor. Dünya genelinde şu an Microsoft'un cloud hizmeti verdiği 54 farklı data center var. Bunlar gün geçtikçe de artıyor. 54 farklı bölgede şu an aktif olarak sorunsuz bir şekilde hizmet veriyor. Bu tabi sadece 365 değil. Azure da var bunun içerisinde. Microsoft 365 de var. 365'in altındaki servisler var. İşte Azure'un birçok servisi var. Bu servislerin tamamı şu an 54 farklı veri merkezinde aktif olarak sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Peki bu bilişim modellerine değinecek olursak, sol tarafta on-premises yani benim kendi bünyemdeki sunucularım var. Burada nelerden sorumluyum ben? Depolamadan sorumluyum. Network'ten sorumluyum. Sanal makine, işletim sistemi, uygulamalarım, verilerim, her şeyden ben sorumluyum. Yani on-prem'de bir sunucu barındırdığım zaman her şeyini baştan sona ben müdahale ediyorum, ben yapıyorum. Her şeyini yapmak zorundayım, ilgilenmek zorundayım. Tüm güvenlik zafiyetlerini, tüm donanımsal arızaları vesaireleri giderip bunları yönetmek zorundayım. Biz ne taraftayız bu görselde peki? En sağ taraftayız. Software as a Service. Burada depolama, network, hesaplama, sanal makine, işletim sistemi, uygulama, aklınıza ne geliyorsa tamamını iş yüklerinizin tamamını Microsoft'a da devretmiş oluyorsunuz. Böylelikle sadece işinize odaklanıp işinizi yönetiyorsunuz. Peki bulut teknolojilerini kullanmazsam ne olur? Dediğim gibi, biraz önceki tabloda gösterdiğim gibi, tüm bu anlattıklarımın tamamını siz yönetmek zorunda olursunuz. Burada tabii ki sunucular arttıkça, storage'lar arttıkça, servisler, uygulamalar arttıkça çalıştırılacak kişi sayısı,
iş yükleri çoğalmaya devam edecek tüm hızıyla. Oysa ki 365'e geçtiği zaman kullanıcıların veya müşterilerin daha doğrusu böyle bir sıkıntısı olmuyor. Sadece işlerine odaklanıyorlar, işlerini yapıyorlar. Gerisine tüm iş yüklerinin tamamını aslında Microsoft'a devretmiş oluyorlar. Neden bulut teknolojileri diyecek olursanız öncelikle maliyet. Kullandığın kadar öde. Örnek veriyorum, bu sene sizin 100 tane kullanıcınız var diyelim. Seneye işler aksi gitti, Allah korusun. Kullanıcı adediniz 50'ye düştü. Siz seneye 50 kullanıcı maliyetine katılırsınız. Yani bu sizin için bir tahmin edilebilir bir maliyet sağlıyor. Yönetim. Yönetim kolaylığı sağlıyor. Bir size 365 üzerinden bir panel veriliyor. Tüm kullanıcılarınızı sanki sunucular kendi yapınızdaymış gibi tüm kullanıcılarınızı bu tenant altında yönetiyorsunuz. Böylelikle de iş sürekliliğinizi sağlamış oluyorsunuz. Üretkenlik sağlıyor sizler için. İnternet üzerinden birlikte çalışma imkanı sağlıyor. İnternetin olduğu her yerden kullanıcılarınız tatile gitmiş olabilir veya bir iş seyahatinde olabilir. Nerede olursa olsunlar datalarına istedikleri yerden erişip sorun geldi acaba? Bir bakalım. Pardon, bekletiyorum. Anladığım kadarıyla bir problem yok. Kullanıcılar için son sürüm yazılımlar sağlanır. Bu ne demek oluyor? Şimdi şöyle düşünün. Kendi yapınızda Exchange Server 2010 var. Bu Exchange Server 2017'nin genellikle 2013 olsun, 2016, 2019 ne olursa olsun bunların update'lerini, güvenlik update'lerini vesairelerini geçmeniz gerekiyor. Durum böyle de olunca bu iş yükü çıkartıyor bizler için. Problemler çıkartabiliyor, arızalar çıkartabiliyor. Gerekirse mail sunucunuzun veya SharePoint sunucunuzun geçici olarak devre dışı kalmasını sağlıyor. Bu durumlardan etkilenmemek için Office 365'i her zaman tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi kullanıcılar son sürüm yazılımları kullanır. Bugün Office Exchange 2019 yazılımını kullanıyorlar on-premise'te insanlar. Arka planda Office 365 kullanıcıları da fark etmeden 2019'a geçmiş oluyorlar aslında. Bir daha işte bu sunucunun update'ini geçeyim, bu sunucunun arızası var, şunu yapayım, bunu yapayım gibi sıkıntılar da olmuyor. Kurumların buluta geçiş sebepleri iş çevikliği, ana işe odaklanma. Biraz önce söylediğim gibi aslında kurumlar kendi işlerine odaklanıyorlar tamamıyla. Yapmaları gereken lojistik mi? Lojistik işini yapıyorlar sadece. Arka planda sunucu çalışmış, çalışmamış böyle bir sıkıntıları olmuyor. Sürekli inovasyon, böylelikle kendi işlerine odaklandıkları için insanlar sürekli inovasyon, kendilerini yenileyebiliyorlar. Etkileşim ve birlikte çalışma. Biraz önce söylediğim gibi aslında buradaki asıl amaç tek bir çatı altında tüm kullanıcıları toplayıp hepsinin aynı çatı altında çalışmasını sağlıyoruz. Süreklilik ve felaket kurtarma. Dediğim gibi sürekliliğiniz her zaman daim olacak. Buraları geçeyim. Şimdi Office 365 içerisinde aslında birden çok fazla hizmet var. Bunların başında firmaların tercih ettiği Exchange Online. Exchange Online kendi içerisinde plan 1, plan 1 ve plan 2 olarak ayrılıyor. Plan 1'de 50 GB bir posta kutusu var. Plan 2'lerde 100 GB posta kutusu var. 100 plan 1'lerde 50 GB posta kutusunun yanında artı 50 GB arşivleme, 100 GB posta kutusu olan, yani plan 2'lerde sınırsız boyutta online arşivleme özelliği var. Gelişmiş spam ve virüs koruması sağlıyor sizlere. Bu en önemli etkenlerden birisi aslında, geçiş sebeplerinden. Niye? Yine on-prem'e dönecek olursak, siz kendi yapınız içerisinde bir Exchange Server kurduğunuzda veya başka herhangi bir şey kurduğunuzda genellikle önüne bir antivirüs yazılımı, spam gateway'ler vesaireler koymak zorunda kalırsınız. Durumda böyle olunca tabii iş yükü sürekli dediğim gibi artacak ama 365 bunu size ücretsiz bir şekilde sağlıyor tamamıyla. Exchange Online Protection'ı. Bugün Exchange Plan 1 dahi alsanız firmaya Exchange Online Protection'dan yararlanabiliyor.
Yine Plan 2 kullanıcıları için Data Loss Prevention var, DLP uygulaması var içerisinde. Artı bir ücret ödemeden Plan 2 kullanıcılar bu DLP'den de faydalanabiliyor. Sky for Business. Aslında bunu çok değinmek istemiyorum ama yakın zamanda bitecek Sky for Business tamamıyla. Yerini biliyorsunuzdur, belki siz de duymuşsunuzdur, Microsoft Teams alıyor. Yine de ben Sky for Business'dan kulak aşinalı olması için biraz bahsedeyim. PC, Mac, akıllı telefon ve tabletlerde kullanabilirsiniz. Anlık durum bilgisi ve mesajlaşmalar sağlayabilirsiniz. 250 kişiye kadar HD video konferans yapabilirsiniz. Şu an ben zaten gördüğünüz gibi Skype for Business üzerinden size bu sunumu gerçekleştiriyorum. Ve şu an size kendi masaüstümü sundum. Hatta bu masaüstümü sundum. Yanında bu webcast'in online olarak kaydını alıyorum. Hani ilerleyen zamanlarda eğer ihtiyacınız olursa bu video kaydını da isterseniz sizle paylaşabiliriz. Beyaz tahta özelliği var. Beyaz tahta toplantı odalarında genellikle olur. Beyaz tahtaya birisi çıkar, anlatır, yazar, çizer. Aynı şekilde Skype'ın içerisinde de var. Anket ve soru cevap uygulamaları var. Skype Federasyonu, santral entegrasyonu ile kurumsal ses vesaire vesaire. Enterprise seviye arttıkça birçok özellik ve yenilik de Skype'ın üzerine eklenmeye devam ediyor. SharePoint Online. Burada SharePoint'i hiç duydunuz mu bilmiyorum ama kurumların aslında intranet portal sağlamış oluyor. İç lokalinde bir kullanmış olduğu intranet bir portal kullanmış oluyor. En güzel tarafı yönetimi yapabiliyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Siz on-prem yapıda bir file server kuruyorsanız eğer, buna delegasyonlar veriyorsanız, yetkiler veriyorsanız, işte muhasebe klasörüne Ahmet Mehmet erişsin, IT klasörüne Alper Ay erişsin, Sema erişsin gibi gibi yetkilendirmeler yapıyorsanız, aynı yetkilendirmelerin tamamını yine SharePoint üzerinde yapabilirsiniz. Form uygulamaları ve iş akışları en güzel özelliklerinden yine birisi bu. SharePoint aslında derin derya deniz diyebiliriz. Neler yapıyor? İş akışları oluşturabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Mehmet kullanıcısı var sizin firmanızda. Mehmet kullanıcısı yıllık izne çıkacak. Müdürü Mehmet'in Ahmet diyelim. Ahmet'e bir form dolduruyor SharePoint portalı üzerinden. Ahmet'e gidiyor. Ahmet bu formu onaylarsa Mehmet kullanıcısı artık yıllık izne çıkabiliyor. Yani her şeyi aslında online olarak yapmış oluyoruz. Office Online ile Browser tabanlı belge düzenleme yine güzel özelliklerden birisi diyebiliriz aslında. Kullanıcı bilgisayarında herhangi bir sebepten dolayı ofis olmayabilir, tatile çıkmış olabilir, iş seyahatine çıkmış olabilir. SharePoint portalına office.com'dan girerek SharePoint'e girdiği zaman bir Word belgesini, Excel belgesini, bir PowerPoint belgesini online olarak açıp bunları düzenleyebiliyor. Bunları kişilerle paylaşabiliyor. İstediği gibi efektif bir şekilde çalışabiliyor. Kullanıcı ve grup bazlı yetkilendirme yönetiminden biraz önce bahsettim. Bu file server yapısı 1 TB, organizasyon başına 1 TB depolama alanı veriyor. Hani OneDrive'la karıştırmayın bunu. OneDrive kişilere 1 TB aslında depolama alanı verirken Mehmet kullanıcısının her kullanıcının 1 TB data alanı varken SharePoint Online kurum başına, organizasyon başına 1 TB depolama alanı veriyor. Artı bunun yanında kullanıcı başına da ekstradan 10 GB ek alan veriyor. Eğer bu bana yetmez derseniz 1 TB alan, benim kardeşim 4 TB alanım var, işte şu an kullanıyorum bunu derseniz ek depolama alanı da alabiliyorsunuz SharePoint'te. Bu da ek bir bilgi olsun sizler için. OneDrive, işte biraz önce bahsettim, OneDrive for Business kullanıcı başına 1 TB depolama alanı, birlikte çalışma ve doküman versiyonlama en güzel özelliklerinden birisi aslında. Birlikte çalıştığımız bir belge var diyelim, bir Word belgesi. Ben bu Word belgesini girdim, düzenledim. Benden sonra Ahmet kullanıcısı girdi, düzenledi. Ondan sonra İlhan kullanıcısı girdi, düzenledi. Ama İlhan bu belgede bir yanlışlık yaptı. Ben bu İlhan'ın yaptığı yanlış aslında geri alabiliyorum. Bu da şundan kaynaklanıyor. OneDrive'ın versiyonlama yeteneğinden kaynaklanabiliyor.
birden çok versiyonlama yaptığı için yanlış hatırlamıyorsam 5000'e kadar versiyonlama yapıyordu diye hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyor da olabilirim. Çok emin değilim. Eski versiyonlara kısacası dönebiliyorsunuz aslında. Masaüstü ve mobil platformlar için uygulama sağlıyor size OneDrive yine. Gerçek zamanlı dokümasyon senkronizasyonu. Siz OneDrive uygulamasını bilgisayarınıza yüklediniz. Bilgisayarınıza yükledikten sonra OneDrive uygulamasını açtığınız bir Word belgesi üzerinde çalıştınız, kapattınız, anında cloud üzerine senkronize oluyor. Bilgisayarınızda keza internet olmayabilir. Bir Word belgesini açtınız yine veya bir Excel belgesini açtınız. Bu belge üzerinde bir düzenleme yaptınız ama bilgisayarınızda internet yok. Cloud'a da nasıl çıkacak peki? Nasıl senkronize olacak? İnternetin geldiği andan itibaren o belgeleriniz düzenleme ya veya değişiklik yaptığınız tüm belgeleriniz cloud'a senkronizasyon olmaya başlayacak. Tüm platformlardan dokümanlara erişebileceksiniz. Yani bilgisayarınızda OneDrive uygulaması olmayabilir. Açık browser'dan office.com üzerinden OneDrive'a erişip dokümanlarınız üzerinde online dediğim gibi online çalışmalar da yapabileceksiniz. Yammer, bu Yammer dediğimiz olay da aslında kurumsal Facebook'ta diyebiliriz buna. Genellikle firmalar şu şekilde kullanıyor. İşte benim bugün öğleden sonra işte şöyle bir aktivitemiz olacak. İşte şöyle bir iş planlamamız var. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Yani tamamen aslında şirket içerisinde işte 365'in sağlamış olduğu bir sosyal bir etkinlik alanı da diyebiliriz Yammer için. Belki biliyorsunuzdur PC ve Mac tabletlerde bir ofis paketli Office 365 aldığınız zaman, bu arada Office 365'in birden fazla paketi var. Sıralamak gerekirse Office 365 Business tamamı da içerisinde ofis programı var. Yani offline olarak kurulabilen bir ofis uygulaması var. İş başlangıç paketi var. İçerisinde Exchange Online Plan 1, SharePoint, Skype for Business, Microsoft Teams gibi uygulamalar var. İş ekstra alırsanız yine aynı uygulamalar var. Bu işin yanında da artı olarak offline olarak kurulabilen bir ofis var. Enterprise seviyeye çıkacak olursak da E1 ve E3 paketlerini kullanabilirsiniz. Bu arada ofis paketi aldığınız zaman bir kullanıcı aldınız diyelim. Bir kullanıcı kendisine ait 5 farklı cihaza, Mac olabilir, tablet olabilir, mobil cihaz olabilir. Toplamda 15 adete, o 15 cihazına kadar ofis uygulamalarını yükleyip kullanabiliyor. Dediğim gibi biraz önce hani Office 365'in güncelliğinden bahsetmiştik aslında sizlere. Burada her zaman güncel sürüm. Şu an Office 2019 çıktı piyasaya. Herkes Office 2019'u kullanmaya başladı. Ben 365'i kiraladığım süre boyunca her zaman güncel sürümleri kullanmaya devam edeceğim. Benim için her zaman teknolojiyi en iyi şekilde kullanmamı sağlıyor olacak. PC, Mac, tablet ve mobil telefon uygulamaları var yine. Tüm cihazlarda hemen hemen çalışabiliyor sıkıntısız bir şekilde. Office tıkla çalıştır özelliği var vesaire vesaire. Microsoft Teams ile tanışın. Yakın zamanda free sürümü de çıktı aslında. Birçok paketin içerisinde de Microsoft Teams uygulaması var. Bugün Office 365 iş ekstra aldığınız zaman, iş başlangıç paketi aldığınız zaman aslında içerisinde geliyor. Peki bu Microsoft Teams nedir? Biraz önce birçok özellikten bahsettik size. SharePoint, OneDrive, Skype for Business gibi özelliklerden bahsettik. Aslında Microsoft Teams bu tüm uygulamaları tek bir çatı altında toplayıp tüm kullanıcıların aynı çatı altında birden çok uygulamaya erişip aynı anda çalışmalarına imkan tanıyan bir uygulama. Ben bu sunumu tamamen Microsoft Teams üzerinden de gerçekleştirebilirdim. Skype'tan yaptığım gibi. Yine Skype'da olduğu gibi bunun kaydını da alabilirdim. Kısacası Microsoft Teams bu şekilde. Free sürümü de var. Tabii çok kısıtlı özellikleri var. İsterseniz onların özelliklerini sizlerle de paylaşabilirim mail üzerinden. Microsoft Teams ne yapıyor? Biraz önce anlattığım gibi tüm gün görüşme, toplantılar, dosyalara ve notlara ekipteki herkesin
erişebileceği bir mesajlaşma uygulaması aslında bu. İşbirliğinin ve çalışmaların bir şekilde gerçekleştiği bir yerdir aslında. Hani biraz önce anlattıklarımın aslında tanımsal bir hali diyebiliriz. Aynı merkez altında işbirliği, sohbet, içerik, kişiler ve araçlar aynı çalışma ortamında yer alıyor. Siz örnek veriyorum, muhasebe diye bir takım oluşturdunuz Teams üzerinde. Muhasebede kimler var? Alperay var, Ezgi var, Sema var, Onur var vesaire vesaire. Bu kişileri bu takıma ekliyorsunuz. Artık aynı çatı altında bu kişilerle birlikte sanki yan yana çalışıyormuş gibi bir belge üzerinde, bir Word belgesi üzerinde, bir Excel belgesi üzerinde aynı anda çalışabiliyorsunuz. Şehir boyut kütüphanelerinize erişip oralarda online olarak işlemler yapabiliyorsunuz. Tamamıyla dediğim gibi aslında uygulamaları tamamıyla bir tek çatı altında topluyor diyebiliriz. Doğrudan Microsoft Teams içerisinde sesli ve görüntülü toplantılar düzenleyebilirsiniz. Biraz önce bahsettim zaten. Sorun mu yani? Evet, kullanılabilir halde ama hangi paketlerde olduğunu şu an hatırlayamadım. Bana mail adresinizi bırakırsanız size dönüş yaparım onunla alakalı. Bir de hatırladığım kadarıyla ama ekstra paketin içerisinde vardı ama yine emin olmak için bakmam gerekiyor. Yalan konuşmayayım. Uygulama içerisinden direkt SharePoint, OneNote ve Planner'a erişmenizi sağlıyor aslında. Siz bir tab oluşturuyorsunuz, bir planner tabı oluşturuyorsunuz, takımın içerisinde. Oluşturduğunuz işte plan içerisinde bu plan bir plan gerçek. Bir dakika. Çok özür diliyorum. Oluşturduğunuz bu takım içerisinde uygulama içerisinde ofis ve diğer belgelerle çalışabiliyorsunuz zaten. Mobil cihazlarda sesli aramalar gerçekleştirebilirsiniz. Sorularınızı daha sonraya bırakırsanız en sona zaten soru cevap yapacağız. Aslında ben bu sunumun soru cevap şeklinde geçmesini istiyorum. Belki birçoğunuz aslında bu servisleri biliyorsunuz. Tekrar tekrar anlatmak pek uygun olmayabilir ama hani soru cevap şeklinde yaparsak daha efektif olacağına inanıyorum. Biraz hani Microsoft Teams'ten bahsedeyim ki daha kafanızda kalsın bir şeyler. Microsoft Teams istemcisinin arayüzü görüldüğü gibi şu an ekranda. Bir takım oluşturulmuş. Cloud Vision diye bir takım oluşturulmuş. Bu Cloud Vision'un altında kanallar oluşturulmuş. Kanalların tamamen sebebi aslında şu kategorilendirme gibi bir şey yapıyor diyebiliriz. İşte örnek veriyorum, bir genel kanalından sadece görüşmelerinizi yaparsınız. Kanal birden işte bir web sitesini eklersiniz. Örnek veriyorum, sürekli takip ettiğiniz bir web sitesi vardır firmanızın takip etmesi gereken veya bir Google Analytics'i takip ediyorsunuzdur. Buraları takip etmek için bu tabları ekleyerek farklı farklı kanallar üzerinden farklı işlemler gerçekleştirebiliyorsunuz. Yukarıdaki Cloud Vision yazan görüşmeler, dosyalarda dediğim gibi aslında takımın tabları oluyor. Platform gereksinimleri web tarayıcısında kullanabilirsiniz. Tamamıyla Microsoft Teams'i bilgisayarınıza herhangi bir uygulama yüklemeden Edge tarayıcısında, Internet Explorer'da, Chrome'da, Firefox'ta ve Safari'de kullanabiliyorsunuz. Desktop'da, Windows 7 olsun, 8 olsun, 10 olsun. Mac bilgisayarınız varsa yine burada sürümleri de belirtilmiş. 10.10 üzerinde çalışıyormuş. Mobilde Android cihazınızda, iOS cihazlarınızda, Windows Phone cihazınız varsa ve bu sürümde varsa üzerinde, bunun üzerindeki bir sürüm varsa daha doğrusu, Microsoft Teams'i rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Sürekli arka planda bu arada Microsoft Teams'i de güncelliyorlar. Sürekli farklı farklı yenilikler geliyor. Bazen açtığımız zaman aboneymiş acaba diyebiliyoruz. Hatta bazı firmalar bunun üzerinde uygulamalar yazabiliyorlar, botlar yazabiliyorlar. Bunları farklı firmalara farklı şekillerde implemente edebiliyorlar. Bunları ayrı ayrı tabii ki görüşmek gerekiyor. Bunları yapabilmek için yazılım seviyesindeki bilgilere de ihtiyaç var. Microsoft Teams lisans gereksinimlerini ne diyecek olursak, Business Essential birçok paketin içerisinde var aslında. Business Essential, Business Premium, iş başlangıç, iş ekstra, Enterprise E1, E3, Enterprise E4 yok artık. E5'in içerisinde var. Education paketlerinin içerisinde yine var.
Bu şekilde düşünebilirsiniz. Ben ufak bir sunum yapacağım. Daha doğrusu demo yapacağım. Ama demo yapmadan önce şunu anlatmak istiyorum. Office 365'i iki şekilde kiralayabilirsiniz. Open veya CSP. CSP dediğimiz olay Solution Provider olarak geçiyor. CSP üzerinden bir lisanslama yaptığınız zaman anında lisanslarınız oluşur. Daha önceden kullanıcının Office 365'i varsa ona bağlanır. Direkt hani aktif olarak anında kullanmaya başlayabilir. Ama Open taraftan bir sipariş geçildiği zaman 2 gün içerisinde siparişin oluşması beklenecek, sipariş oluşacak. VRSC panelinde ürün gözükmeye başlayacak veya Microsoft'tan ürünü etkinleştirebilirsiniz gibisinden bir mail gelecek. Ve bunun yanında artı sıkıntıları var. Ne gibi sıkıntıları var? Genellikle firmalarda şununla karşılaşıyoruz. Firmanın 10 tane kullanıcısı var. Yakın tarihte bitecek. 10 kullanıcı daha alıyor. Seneye yenilemek için bunu doğal olarak. Next şeklinde devam ediyor. 10 kullanıcı oluyor, 20 kullanıcı bu seferlik. Süre kısalıyor, 6 aya düşüyor. Bir senelik kullanması gereken ürünü 6 ay boyunca kullanmak zorunda kalıyor. Bu seferlik Microsoft'ta case açılmak zorunda kalınıyor. Microsoft buna dönüş yapıyor vesaire vesaire derken artık işin içerisinden çıkılmaz bir şekilde girebiliyor Open tarafta. O yüzden genellikle müşterilerimize, bayilerimize daha doğrusu CSP üzerinden lisans almalarını öneriyoruz. Bu arada belki duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur, Bulutum diye bizim bir platformumuz var. Bir bayilik oluşturuyorsunuz bu platform üzerinde. Bayilik oluşturduktan sonra isterseniz bununla alakalı da bir link gönderebiliriz. Bayiliğiniz yoksa bu linkten girip üye olarak sizden birkaç evrak isteyecekler. Bu evrakları göndererek yetkili arkadaşlara zaten hani onlar sizinle direkt iletişime geçiyorlar böyle bir başvuru yapmak istediğinizde. Gerekli evrakları gönderiyorsunuz online olarak gönderdikten sonra sizin Bulutum aboneliğiniz onaylandığı andan itibaren artık kendi müşterilerinize siparişleri kendiniz geçiyor olabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, bugün kullanıcınızın 10 kullanıcısı var. Müşteriniz sizi aradı, dedi ki ya işte biz filanca tarihte bir arkadaş daha aldık firmamıza. 11 kişi olduk, yani biz bu lisans sayımızı yükseltmek istiyoruz. Ne yapmamız gerekiyor diyor. Siz hemen bulup bir fiyat tekliflendiriyorsunuz. Bizden bir fiyat teklifi alıyorsunuz. Fiyat teklifini müşteriye sunuyorsunuz. Müşteriye fiyat teklifini sunduktan sonra müşteri buna okey derse Bulutum üzerine giriyorsunuz. 10 olan adeti 11'e yükseltiyorsunuz. Direkt panelde artık bu sayı gözükmeye başlıyor. 11 olarak. Bir de CSP'nin en güzel taraflarından birisi aylık ya da yıllık geçebiliyorsunuz ürünleri, siparişlerini. Aylık ya da yıllık olarak geçebiliyorsunuz. Ama Open'da sadece yıllık var ve size bir key oluşuyor aslında. VRSC üzerinden bu key'i etkinleştirerek veya linki tıklayarak, yönergeleri izleyerek aslında bunu etkinleştiriyorsunuz. Dediğim gibi biraz önce anlattığım gibi meşakkatli bir iş tamamıyla ama CSP gayet rahat. Bir yanlışlık olduğu zaman anında dönüş yapılabiliyor. Herhangi bir problem oldu. Siz dediniz ki 11 kullanıcı oldu ama ertesi gün 19 kullanıcıya düştü bu. Yıllık ürünlerde olmuyor bu arada. Aylık ürünlerde oluyor bu. 9 kullanıcıya düştü bu ay misal diyebiliyorsunuz. Bir dahaki ay bunun sayısını 9'a düşürüyorsunuz. Bu adetler size 9 olarak artık fiyatlandırılmaya, faturalandırılmaya başlıyor. Bu tarafta da yine sorularınız olursa almaya hazırız. Sormak istediğiniz bir şey olsa dediğim gibi sorun. Dilimizin döndüğünce cevaplamaya çalışalım. Şimdi siz diyelim ki Bulutum'dan bir sipariş geçtiniz. Siparişiniz Office 365. Size şöyle bir soru soruluyor mail üzerinden. Müşteri daha önceden Office 365 kullanıyor muydu, kullanmıyor muydu? Kullanıyorsa eğer müşteri Office 365 varsa hesabı daha önceden size bir link geliyor, yetkilendirme linki. Bunu müşterinizle paylaşıyorsunuz. Müşterinizle paylaştıktan sonra müşteri bu linki global admin yetkisiyle olan bir kullanıcıyla girip onayladıktan sonra biz arka planda Partner Center üzerinden, yani daha doğrusu Bulutum üzerinden bu lisans tanımlamasını yapabiliyoruz. 10 kullanıcı, 20 kullanıcı artık neyse tanımlamasını yapıyoruz. Artık müşteri de
lisanslarını kullanmaya başlıyor. Yok benim müşterim daha önceden hiç kullanmadı derseniz de size şöyle bir mail geliyor. İşte admin@education.allmicrosoft.com bir işte parolası geliyor. Geçici bir parola geliyor. Office.com üzerinden girip bu parolayı son kullanıcınız değiştiriyor. Bizim tabii ki bu paroladan hiçbir şekilde haberimiz olmuyor. Kullanıcınız bu parayı değiştirdikten sonra parolasını artık Office 365'i kullanmaya başlıyor. İşte aslında artık en güzel tarafa da geldik. Microsoft'un bize vermiş olduğu aslında domain ismi bu. onmicrosoft.com'lu bir domain ismi veriyor bize. Biz bu domaini kullanmaya başlayacağız artık. Ama nasıl kullanacağız? Bu bizim etki alanımız, ilk etki alanımız Microsoft'un bize vermiş olduğu tenant. Tabii ki müşteri bunu kullanamaz. Kurumsal olarak hiçbir müşterisiyle bu mail adresinden mailleşemez vesaire işlemler yapamaz. Müşterimizin şöyle bir domain ismi var diyelim. grantmansec.cf.uzantılı bir domain ismi var diyelim. Açtıktan sonra direkt şöyle hatta gidelim, şuradan gidelim. Admin paneliyle oturum açtıktan, admin kullanıcısıyla oturum açtıktan sonra size bu direkt bu ekran karşılıyor. Admin ikonuna tıklıyorsunuz. Admin ikonuna tıkladıktan sonra bilmiyorum hızlı mı anlatıyorum ama hızlı anlatıyorsam uyarın beni. Anlamadığınız yer olursa da uyarın lütfen. Hani dilimin döndüğünce anlatmaya çalışayım. Burada aslında süreçlerden bahsediyorum Office 365'teki nasıl işliyor süreçler. O yüzden hani giriş seviyesinde bir eğitim tuttuk bunu. Admin ikonuna tıkladıktan sonra direkt bize şu ekran geliyor. Burada kuruluma git diyerek de yapabilirsiniz. Ben genellikle bu adımlarla hiç uğraşmıyorum. Çok hızlı geç görüntüler geliyor. Videonun kaydını alacağım. İsminizi çıkar bile bilemedim ama kusura bakmayın. Adem Bey, Adem Bey yazıyormuş. Videonun kaydını alacağım. Sizlerle paylaşacağım bu mail adreslerinizi bırakırsanız bana. Tekrar oradan da izleyebilirsiniz. Hani kesintisiz bir şekilde. Elimden geldiği kadar da ama yavaş anlatmaya çalışacağım. İsterseniz hani demo kısmını baştan alayım. Size bir hesap verildi. Office 365 ile alakalı. İşte office.com'dan giriş yaptınız. office.com. Zaten bu mail adreslerini size, bu linkleri vesaireleri size gönderiyor oluruz. Ben şu an girdiğim için sistem otomatikten girdi. office.com sitesine girdiğiniz zaman oturum aç diyeceksiniz. Oturum aç dedikten sonra sizi şu gördüğünüz ekran karşılıyor aslında. Admin ikonuna tıklıyorsunuz. Admin ikonuna tıkladıktan sonra artık yeni bir domain eklemeniz gerekiyor ki bunu müşterinize kullandırabilirsiniz. Solda bir sütun var. Kullanıcılar, etkin kullanıcılar, kişiler vesaire. Domaininizi ekledikten sonra artık kullanıcılarınızı oluşturmaya başlayabiliyorsunuz. Domain nasıl ekleniyor peki? Kurulum tarafına geçiyoruz yine buradan. Görüntü dondu. İsterseniz bir girip çıkın. Başka görüntü donan var mı acaba? İsterseniz bir girip çıkın. Belki sizden internetten kaynaklanan bir problem olabilir. Etki alanlarına geliyoruz kurulum tarafından. Etki alanı ekleye tıklıyoruz. Benim kurumsal bir domain ismim var çünkü. Domain ismimi buraya yazıyorum. Sonraki diyorum. Domain'in gerçekten bana ait olup olmadığını doğrulamak için ya bana bir e-posta gönderiyor. Bu her zaman çıkmayabiliyor. Ben daha önceden ekli olduğu için bu o yüzden çıktı. Ya da bir TXT kaydı eklettirebiliyor bana. Ben TXT kaydı ekle diyerek devam edeceğim. Bu arada bu kayıtları ekleyebilmek için DNS sağlayıcınızda erişiyor olmanız lazım. İşte benim DNS sağlayıcım şu an Cloudflare diye bir yer. Oradan DNS hizmeti alıyorum çünkü. Ben bu kayıtları Cloudflare üzerine gireceğim. Şimdi bana bir TXT kaydı verecek. Bu TXT kaydını kopyaladım. Cloudflare üzerine geçtim. TXT kaydı dedim. Yapıştırdım kaydımı. Tabii bu her
Şeyde değişiklik gösterebilir ama mantık tamamıyla aynıdır DNS servisi sağlayıcılarında. Belki kendi lokalinizde de yönetebiliyorsunuzdur DNS'inizi. Yine aynı şekilde bu kayıtları yapmanız gerekir her türlü. Yoksa hani kaydın gerçekten size ait olup olmadığını doğrulamayabilir. Şu an bana vermiş olduğu tekste kaydını ekledim. Doğrula diyorum. Doğrulama işlemi bazen hemen bitebiliyor veya 5 dakika sürebiliyor, 1 saat sürebiliyor. Bu tamamıyla aslında DNS hizmeti aldığınız yerden kaynaklanıyor diyebiliriz. Şimdi bu domainin gerçekten bana ait olup olmadığını doğruladı sistem. Bu gerçekten domain bana ait artık. Ne yapacağım? Artık mail hizmetlerini, SharePoint hizmetini, Skype kullanacaksam Skype hizmetinden faydalanabilmem için bana birkaç tane DNS ismi verecek. DNS adresi verecek daha doğrusu. Ben bu DNS adreslerini tek tek kendi DNS sağlayıcım üzerine gireceğim. DNS kayıtlarını kendim yöneteceğim diyorum burada. Burada bana neler kullanmak istediğimi soruyor. Belki ben sadece Office 365 üzerinde Exchange Online almış olabilirim. Sadece Exchange'in DNS ayarlarını yapmam gerekebilir. Yok ben Skype'da aldım. Benim paketimin içerisinde Skype'da var kullanacağım. Vesaire vesaire diyorsanız Skype'ı da işaretlemeniz lazım. Bu arada Mobile Device Management'ı çok kafanızı kurcalamasın. Örnek veriyorum. İşinizden ayrılan oldu. Kurumsal e-postalarınız yüklü. Bu arkadaşa da güvenmiyorsunuz. Uzaktan arkadaşın cihazını bu mobil device management ayarlarını, CNAME ayarlarını yaparsanız uzaktan cihazı resetleyebiliyorsunuz. Verilerini sıfırlayabiliyorsunuz yani tamamıyla. Yapmanızı öneririm özellikle. Sonraki diyoruz. Gördüğünüz gibi bana birçok aslında DNS hizmeti verdi burada. Bunları tek tek benim DNS sağlayıcım üzerine girmem gerekiyor. Ben bunların hepsini şimdi tek tek girmeye kalkarsam sizin de zamanınızı almış olacağım. Ben şu an sadece Exchange olan için gireceğim. Benim için Exchange servisini düzgün bir şekilde kullanabilmem için benim için önemli olan 3 tane kayıt var aslında. Bir TXT kaydı dediğimiz SPF kaydıdır. Bazı sunucular SPF kaydına bakar. Kullanıcının SPF kaydı yoksa eğer DNS servisi üzerinde Office 365 üzerinde gelen maili reddedebilir. O yüzden bu SPF kaydını yapmanız çok önemlidir. Özellikle bunu yapmanızı öneriyorum. Kopyalıyorum. TXT kaydı çünkü. Şunu direkt şuraya alalım. Yapıştır. Save. Ekledim. Doğrula diyorum. Bakalım. Şu an daha doğrulamamış. Daha doğrula diyelim. Şu an TXT kaydını gördüğünüz gibi ekledi, doğruladı başarılı bir şekilde. Karşı tarafın DNS hizmetlerine gitti baktı. Gerçekten benim DNS hizmeti aldığım yere gitti baktı daha doğrusu. Gerçekten bu kayıt var. Ben bu kaydı gördüm, doğruladım diyor. Bana bir uyarı veriyor, linki veriyor. İkincisi CNAME kayıtları var. Exchange'in doğru çalışması için aslında. Autodiscover kaydıdır. Bu Autodiscover kaydı ne yapar? Gider karşı tarafın sunucusuna bakar. Tokat görüntü geç geldiğinden olabilir mi acaba görüntünün donması? İnternetle alakalı bir sıkıntı olabilir yani. Hani dediğim gibi çok özür diliyorum. Videoyu sizlerle tekrar paylaşacağım. Muhakkak mail adreslerinizi bırakın. En azından kaçırdığınız yerler olursa oralardan devam edebilirsiniz. Adem Bey, göndereceğim size muhakkak o video kaydını ben. Şimdi yapmamız gereken Autodiscover kaydı. Autodiscover kaydı da CNAME kaydıdır. Kayıtlarımı da gerçekleştiriyorum.
Son olarak MX kaydını yapacağım. MX kaydı aslında burada kritik bir nokta. Siz aşağıdaki tüm kayıtların hepsini yapsanız dahi MX kaydını yapmazsanız eğer hiçbir şekilde Office 365 kullanıcılarınıza herhangi bir şekilde mail gelmez. Kullanıcılarınız mail gönderdiklerini söyler ama mail alamadıklarını da söylerler size. Bu tamamıyla aslında bir kapı var, çıkış kapısı var. Gidebiliyor mailler ama size bir mail atıldığı zaman karşı taraf hangi kapıdan içeriye gireceğini bilmiyor. MX kaydını da yapalım. MX kaydını da yaptım başarılı bir şekilde. Bir bakalım gerçekten yaptı mı bu işlemleri. MX kaydımı da yaptı. Otodiskover kaydımı da yaptı. Artık ben Outlook üzerine girdiğim zaman, yeni bir hesap eklemeye kalktığım zaman direkt Microsoft'un sunucuları üzerinden gidecek, bu ayarları alacak. Otomatikman kullanıcının kayıtlarını mail hesabını artık eklemiş olacak. Hani POP3'teki gibi herhangi bir sunucu ismi, port numarası vesaire girmenize gerek yok. Bu arada Exchange'in en güzel özelliklerinden birisi de şudur. Takvimleriniz, mailleriniz, kişileriniz her yerde senkronize çalışır. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bir kullanıcı telefonundan bir mailini okuduğu zaman bilgisayarına geçtiği zaman o mail okunmuş görünür. Bilgisayarından bir maili sildiği zaman telefondan da o mail silinmiş olur. Yani her yerde senkronize çalışır mailleriniz. Bunu da özellikle belirteyim. Şu an domainimi ekledim başarılı bir şekilde. DNS kayıtlarını da yaptım artık. Şimdi ne yapmam gerekiyor peki? Benim gidip bir tane kullanıcı eklemem lazım. Kullanıcılara gidiyorum yine sol sütundan. Etkin kullanıcılara geliyorum. Benim var olan kullanıcılarım burada. Bir tane kullanıcı oluşturalım. Test user diye. Bu arada birden fazla etki alanı da kullanabilirsiniz. Bakın hani ben bu etki alanını eklediğim için, bir tane etki alanı eklediğim için sadece birini görebiliyorum. Birden fazla kullanıcılarınıza etki alanı da ekletebilirsiniz, kullandırabilirsiniz. O da nasıl oluyor? SMTP adresi olarak ekliyorsunuz. Şöyle düşünün. Müşterinizin iki tane domain ismi var. Bu domain ismi biri a.com, biri b.com şeklinde diyelim. Şimdi ben bir test user diye bir kullanıcı oluşturuyorum. Test user kullanıcısına B domaininden de mail almasını istiyorum. Ben gelip bu kullanıcıya SMTP adresi olarak B domainini de eklediğim zaman artık kullanıcı A'dan ve B'den gelen A.com ve B.com'dan gelen tüm mailleri alabiliyor. Yalnız şurada şöyle bir istisna var. Sadece birinden cevap verebiliyor. Varsayılan olarak A tanımlıysa A.com üzerinden cevap verebilir. B tanımlıysa B.com üzerinden cevap verebilir. Tamamıyla hangi varsayılansa onun üzerinden cevap verebilir. Yalnız benim kullanıcım her ikisinden de cevap vermek istiyor diyorsanız bu seferlik o tek kullanıcı için iki lisans alıp işte test@a.com, testb.com şeklinde yeni kullanıcılar oluşturup lisanslarını atamanız gerekiyor. Hemen kullanıcımızı oluşturalım. Test user, test dedik. Domain kullanacağı domain ismini seçtik. Varmış kullanıcı. Test bir. Parola ekranında isterseniz parolayı otomatikman oluşturabilirsiniz veya bir parola kendiniz belirleyebilirsiniz. İsterseniz ben parolayı kendim oluşturayım. Parolayı otomatik oluşturup deyip de hani kullanıcının parolasını değiştirmesini istiyorsanız da şu tiki işaretlediğiniz zaman kullanıcı oturum açtığı zaman parolasını değiştirebiliyor. Kullanıcıya yetkiler verebiliyorsunuz. Kullanıcı yönetimi kullanıcı. Ben standart bir user oluşturacağım. Bu standart user sadece
atadığım lisanslardaki Exchange, SharePoint vesaire vesaire, Skype ne gibi lisansın paketin içerisinde hangi lisansları varsa aslında onu kullanacak. Genel yönetici oluşturabiliyorum. Global admin dediğimiz aslında bu oluyor. Global admin aslında burada en önemli faktörlerden birisi. Özellikle CSP'de yetki verirken global yönetici yetkisine sahip olan bir kullanıcıyla oturum açmasını istiyoruz. Onun haricinde yetkiyi hiçbir şekilde onaylayamıyor. Ben dediğim gibi standart bir kullanıcı yetkisi verdim. Otomatikman da E3 lisansı olduğu için panelimde E3 lisansı oluştu. Bu arada lisanssız kullanıcı da oluşturabilirsiniz. Ekle diyorum. Normalde bu kadar uzun sürmüyordu ama kullanıcı eklendi görüldüğü gibi. Şimdi peki bu kullanıcım nereden oturum açacak? Farklı bir tarayıcı açayım. Chrome'u açayım. Ben şirkette çalışan herhangi bir personelim. Bana Office 365 hesabı verildi. Ben bu Office 365 hesabım üzerinden artık maillerimi kullanmak istiyorum. Office.com sitesi üzerinden girdiğiniz zaman kullanıcı adımı yazıyorum. Bana verilen kullanıcı adını yazıyorum. İleri diyorum. Paralama giriyorum. Oturum açıyorum. Görüldüğü gibi bana burada aslında birden çok uygulama atanmış. E3 lisansı var. Teams'i kullanabiliyorum, SharePoint'i kullanabiliyorum. Office'i online olarak kullanabiliyorum. Hatta Office yüklemek istiyorsam direkt girip buradan Office'imi yükleyebiliyorum. Şu an ben bir maillerimi açayım. Posta kutum gelmiş mi? Bir emin olayım. Posta kutum da gelmiş. Herhangi bir saat. Çok da önemli değil. Genellikle İstanbul'u seçmemiz gerekiyor. Arizona'yı seçtik ama çok önemli değil, DMA yaptığımız için. Benim posta kutumda şu an geldi. Artık kullanıcınız online olarak mail atıp mail almaya yetkilendirildi. Kullanıcının bilgisayarında ofis olmasa bile bu arayüzü kullanarak geri bir mail atabilir, maillerini alabilir, maillerini okuyabilir, silebilir vesaire vesaire. Kullanıcınız da dediğim gibi admin kullanıcısıysa da office.com üzerinden giriyor. Standart bir user'sa da aynı şekilde admin üzerinden girebiliyor. Office uygulamasını yükleyin diyor. Aldığınız paket içerisinde Office uygulamasını bu arada dediğim biraz önce belirttiğim gibi tek başına da alabilirsiniz. Office 365 Business iş olarak geçer. Office 365 Pro Plus olarak geçer. Yani iki sürümü var. Bir iş olarak bir de Pro Plus olarak sürümleri var. Ya da bunları bir paket halinde de alabilirsiniz. İş Ekstra ve E3 kurum Enterprise E3 olarak da alabilirsiniz. Bu paketlerin içerisinde uygulama hali hazırda geliyor. Yapmanız gereken ofis uygulamasını yükleyin diye bir buton var açtığınız zaman ana ekranı. Bir dakika ekranı tekrar paylaşayım. Tekrar paylaştım ekranı, bakalım gelecek mi? Şu an ekran geldi zannedersem, bir problem yok.
kullanıcı olarak üzerinden tekrar geçecek olursak, son kullanıcı olarak office.com üzerinden, hani biraz önce oluşturduğumuz bir kullanıcı vardı. Test 1 grantmensek.cf uzantılıyla bir office.com'a giriş yaptık. Giriş yaptıktan sonra direkt bize bir Outlook OVA ekranı, aslında eski adıyla OVA ekranı karşıladı. OVA ekranı üzerinden artık kullanıcılarınız mail alıp vermeye başlayabilir tamamıyla. Bunun yanında biraz önceki ekrana tekrar dönecek olursak, yavaş yavaş gideyim tekrar. Kullanıcılar, isterseniz kullanıcılara yetki verirsiniz. Yani hani herhangi bir kısıtlaması vesairesi yoksa ofis uygulamasını kendi dahi yükleyebilir bilgisayarına. Bunun için de office.com'a girdiği zaman, eğer kullanıcının almış olduğu paket içerisinde ofis lisansı varsa, direkt ofis uygulamasını yükleyin butonuna tıklayacak. Diğer yükleme seçeneklerine tıklayabilir. Belki farklı bir dil kullanmak isteyebilir, farklı bir dilde kullanmak isteyebilir. Yüklemeleri diye bir ekran gelecek karşısına kullanıcının direkt. Buradan istediği bir dili seçebilir. Birçok dil var aslında burada da. Bilmiyorum görebiliyor musunuz şu an, ama birçok dili kullanabilir. 32 bit veya 64 bit yüklemek isteyebilir. Bunların seçeneklerini yaptıktan sonra artık ofis uygulaması yükle butonuna tıkladığınızda, kullanıcının bir exe paketi iniyor. Ufak bir exe paketi iniyor. Kullanıcı bunu çift tıkladığında artık ofis uygulaması arka planda kendi başına kurulmaya başlıyor. Burada herhangi bir key vesaire yok. Tamamıyla lisanslama kullanıcı adıyla ve parolasıyla lisanslanıyor. Lisanslamada bu şey, ofislerinde lisanslaması bu şekilde ilerliyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorularınızı alabilirim. Dediğim gibi mail adreslerinizi paylaşırsanız benimle, direkt sunumu da ve videoyu da sizlerle paylaşabilirim. Yine aklınıza takılan sorular varsa, vesaireler varsa, mail adresimden bana her türlü ulaşabilirsiniz. mehmet.parlakgigit@arena.com.tr mail adresimde. Bu mail adresi üzerinden bana erişip teknik sorularınızı sorabilirsiniz. Bu sadece Office 365 olmayabilir, Azure da olabilir. Microsoft tarafındaki Open lisanslamayla da alakalı olabilir. Örnek veriyorum, son kullanıcınıza bir lisanslama yapılması gerekiyordur. Windows lisanslaması veya SQL lisanslaması yapılması gerekiyordur. Bana erişebilirsiniz. İsterseniz buraya telefon numaramı da yazayım. Telefon numaramdan da bana direkt erişebilirsiniz. 545 87. Telefon numaramdan da bana erişebilirsiniz. Sormak istediğiniz anlık sorular olabilir, vesaireler olabilir. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım sizler için. Dediğim gibi anlatacaklarım bu kadar. Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa. Dinlediğiniz için hepiniz o zaman teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.